Merhaba sevgili boğalar. Selamlar sevgili Boğalar. Birinci Okur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı. Ben Oğuzhan Ceyhan. Sizlerle birlikteyiz. Evet. Mayıs ayı ilginç Boğa Burcu için. Boğa Burcu'nun ayı Mayıs ayı. Evet. Yükselenin Boğa olduğu için sen anlat hadi. Evet sevgili boğalar. 29 Nisan'da Güneş tutulması oldu Boğa Burcu'nda. Ve tabii ki Mayıs ayı da bu tutulmanın etkileri devam edecek görünüyor. Hemen ay başında Venüs Koç Burcu'na geçiş yapıyor sevgili boğalar. Tabii ki boğalar için Venüs'ün Koç'a geçmesi birazcık zayıf bir etki. Balık derken iyiydi. Venüs Koç'a geçince Boğa burcunun yöneticisi evet. Venüs 12. ev çizgisinde evet bir yapıya giriyor. Duygusal hayatımızla ilgili bazı problemlere evet. sebebiyet verir. Biraz içe dönük olabilir. Enerji biraz düşebilir sevgili boğalar. Bunun dışında ayın geneline baktığımızda ay ortasında Akrep burcunda dolunay olacak. Ay sonunda da İkizler Burcu'nda yeni bir ay doğacak. Akrep Burcu Dolunay'ı özellikle 14 Mayıs haftası ilişkiler konusuna dikkat çekiyor. Şimdi Güneş'in Satürn'le karşıtlığı var 10 Mayıs'ta. Evet. Güneş-Satürn karşıtlığının etkisiyle olan bir Akrep Burcu Dolunay'ı var. Bu artık bir süredir böyle sürüncemede kalan sorunlu ilişkileri bitirmek için uygun bir zaman aslında. Zaten sıkıntılı ilişkiler bitecek. Evet. Yani problemli olan Akrep Burcu Dolunay ile beraber Güneş Satürn karşıtı Boğa Burcu'nda ve Akrep Burcu'ndaki ana etki iş ortaklıklarını da bitirir ama. İş ortaklıkları olabilir. Hizmet aldığın olabilir. Bir kişiyle iletişimde tam evet. anlamıyla kesebilir. Evet. Böyle bir sıkıntımız var. 16 Mayıs Venüs kavuşum Uranüs. Beklenmedik bir yerden kendine ilgili bir dedikodu, bir haber. Evet. Çevrendeki insanlarla ilgili beklenmedik bazı sorunlar ve ani sağlıkla ilgili küçük sorunlara sebebiyet verebiliyor. 19 Mayıs civarında bazılarında, hepsinde yok Boğa Burcu'nun, küçük evet. seyahatler olabiliyor. Bu arada Merkür İkizler'e geçiyor 7 Mayıs'ta ilk haftada. Merkür İkizler'e geçince parayla ilgili biraz hareketlenme olabilir. İşte anlaşmalar, konuşmalar, toplantılar, bazı imzalar, sözleşmeler olabilir. Para alışverişi artabilir. Banka işlemleri yoğunlaşabilir gibi. Para işlemleri dağıtabilir, banka işlemleri de yoğunlaşabilir. Bir de bu konuyla ilgili olumlu haberler de gelebilir. Evet. Mesela ucuz bir banka faizi vurabilir, banka kredisi vurabilir. Buna bir ihtiyacını giderebilir. Bir sıkıntıyı çözebilir. Kredi almak veya bir yerden küçük bir gelir fırsatı yaratacak fikirlerle karşılaşmak anlamına geliyor. O iyi. Aslında o Haziran'da da daha da iyi. Evet. 3. haftasından sonra özellikle Mayıs'ın sonundan sonra biraz daha etkin. 21 Mayıs'ta Güneş de İkizler Burcu'na geçecek. 28 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda yeni ay var. İkizler, para demek. Para ile ilgili. Evet. Yani Mayıs'ın ikinci yarısından sonraki dönem para konularına dikkat çekiyor. İlk dönemi daha çok ilişkiler ve ortaklık. İlk dönem ilişki, ortaklık. İkinci yarı para. Fakat 28 Mayıs'tan 4 gün önce ve Haziran'ın ilk haftasına kadar olan dönemde Neptün'ün bu yeni aya kara olduğunu unutmayın. Evet. Hayalden para kazanamazsınız. Evet. Sevgili Boğa. Neptün kare. Hayal. Hı-hı. Yani ben bir koydum 5 arayacağım. Hı-hı. Ben bu evi aldım 1 milyon dolara satacağım 2 milyon dolara. Hı-hı. Yani böyle bir şey yok. Hı-hı. Hayal kurarak yatırım yaparsanız kaybedersiniz. O arkadaşlardan da olabilecek bir kaybı da gösterebilir aslında. Bir arkadaşım. Sosyal hayatıyla da alakalı. Borç istemesi olabiliyor. Evet, evet. Bir arkadaş bir borç isteyebiliyor. Yani 29 Mayıs'tan sonra Venüs Boğa'ya geçiyor bu güzel haber. Rahatlıyorlar. Boğalar için. Venüs'ün Boğa hem maddi hem manevi biraz daha güçlendirecektir. Ve Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçmesi var yine ay sonunda. O da belki işte kardeşler, yakın çevre, ilişkiler, dostlar, seyahatler küçük aşklar, gündeme seyahatler. Gelebilir. Tatil planları olabilir. 31 Mayıs Güneş Üçgen Mars, İkizler Terazi. Bunlar güzel. Ama bu 31 Mayıs'ı değil tüm Haziran'ı etkiliyor. Aslında evet. Mayıs ayı ilişkilerde problem, parayla ilgili konularda olumlu. Haziran ayı ise sizin için bayağı önemli ve güzel bir ay sevgili boğalar. Saygılarımızla. Hoşçakalın. Güle güle.